Herkese merhaba. Bugün basın haberciliği dersi kapsamında haber değeri konusunu konuşacağız. Hayatımızda bir sürü enformasyon alıyoruz. Bu enformasyonlar çeşitli yerlerden sürekli bize geliyorlar. Bunlar işlendikten sonra, yani bu enformasyonları işledikten sonra biz bu enformasyonları bilgiye dönüştürüyoruz. Aslında haber de bu bağlamda bir bilgi olmuş oluyor. Aynı zamanda haberi de haber yapan şey de içeriği. Doğru bilgiye dayanmayan zaten hiçbir haber haber niteliği taşımıyor. Şimdi daha önceki haftalarımızda ben sizlere haberin niteliğini anlatmıştım. Bu hafta haberin niteliğinin haber değerinden farkını aslında birazcık göreceğiz. Burada herhangi bir enformasyonun haber haline getirildikten sonra ne olması gerektiği, yani niteliği, özelliği ne olmalı konusunu aslında hatırlamak için size koydum. Ve daha sonrasında hani karıştırmamanız için hatırlayalım. Bir kere haber doğru olmalı. Zaten haberde ilk başta da söylediğimiz üzere yalan haber diye bir enformasyon biz asla veremeyiz. Güncel olmalı. Günümüz dünyasında, günümüzde yaşanması gerekiyor. Bir sene önünün haberini biz veremeyiz. Önemli olmalı. Tabii ki hani bir bisikletten düşme haberi bize çok ilgilendirmeyebilir. Yararlı olmalı. Mesela günümüzde işte koronavirüs nedeniyle ücretsiz izni çıkartılan insanların paraya alması gerekiyor. Devletin mesela bunu bağladığına dair haberler mesela çok önemli bir sürü insan için. İlginçlik kısmı var haliyle. İlginç olması gerekiyor. Çok sıradan, çok insanların ilgi duymayacağı haberleri yapmamamız gerekiyor. Ünlülük, mesela biraz önce örnek vermiştim. Bisiklet kazası olabilir ama mesela bunu Hollanda devlet başkanı yaparsa eğer bu bisiklet kazası haberleştirilebilir. Yerellik, ilgilendirme düzeyi. Evet, ülkemizde bir trafik kazası olduğu zaman biz bunu haberlere yansıtıyoruz ama Vietnam'da bir trafik kazası olduğu zaman bizi çok ilgilendirmiyor. Yayına uygunluğu, etik ve ilkesel olarak tabii bazen hani devlet çıkarları söz konusu olduğu zaman ya da işte başka ticari kaygılar güdüldüğü zaman bu tarz haberler yapılamayabiliyor. Bunu da zaten haberin filtrelerinde sizlere anlatmıştık. Haber kurgusal bir metin. Aslında iletişimciler bunu evet her zaman söylerler. Sadece haber değil, aynı zamanda bir fotoğraf da kurgusal bir metindir. Bir belgesel de aslında kurgusal bir metindir. Gerçeği anlattığını söyleyen bir belgesel bile kurgusal bir metindir. Bu nedenle haberlerin tüm kurgusal metinlerde olduğu gibi de bir söylemi vardır. Yani aslında bir ideolojik bir ifadesi de vardır. O yüzden bu tarafsızlık konusunu her zaman biz şüpheyle bakarız. Mümkün olduğu kadar tarafsız olmak konusu her zaman size tavsiyemizdir. Tabii haberin bir de etki gücü var. Bunu tabii değer kavramıyla birazcık karşılaştırmamız gerekiyor. Haberin kendi içerisinde bir değeri var ama haberin yarattığı etki de onun kendinden daha değerli olduğunu da aslında ortaya koyuyor. İşte haberler üzerinde soru işaretlerinin oluşmaya başlaması haberin ticari değerinin ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştır demişiz. Yani aslında bu etki gücü, yani herkes görünür olmak ister, herkes ön plana çıkmak ister. Tabii haber yapıldıkça bu tarz ön plana çıkmalar daha fazla oluyor. Bu da ticari bir sonuca doğru evriliyor. Haber üretim aşamasında medya organizasyonunun yaratıcı grubunda yer alan genel yayın yönetmeninden stajyer muhabire kadar, aslında sadece bu kişileri dahil etmek değil, işte görgü tanığı olabilir, orada olaya karışan insanlar olabilir. Bu haber üretim sistemi içerisinde yer alan herkes aslında bu ölçütlerin oluşmasını sağlıyor ve bu şekilde haber değeri oluşuyor. Yani o haberin oluşması için gereken
şartların belirlenmesi ne bir yerde haber değeri diyoruz. İlk olarak Walter Lippmann 1920'lerde olması lazım ya da 60'larda pardon 1960'larda haber değerine ilişkin bir takım çalışmalar yapıyor. Yani aslında şöyle baktığımız zaman belki yüzyıllardır haber yapılıyor ama haberin hangisinin değerli olduğu, hangisinin daha kıymetli olduğu konusunda bir takım çalışmalar yok. Bunu tabii ki akademisyenler kuramsallaştırıyorlar. Yani haber değerinin kuramsallaştırması çalışmaları aslında bir yerde bu gördüğümüz şey. Tabii ki hani haberciler hiçbir zaman oturup da bir haber değeri listesine bakıp şuna uyuyormuş, buna uyuyormuş diye haber yapmıyorlar. Tabii ki biz bunları öğrendiğimiz için biz habercilik yapmaya başladığımız zaman bunların uygun olup olmadığına dair de fikrimiz olabilir. Ama bunlar tabii ki kuramsallaştırılmış konular. Lippmann demiş ki, bir olayın haber olması için alışılmadık olması. Yani sıradan şeyleri haberleştirmenin çok fazla bir önemi yok. Tasarlanması, biraz önce de bahsettik. O aldığımız enformasyonları bir şekilde kurgulamamız lazım. Onu bir tasarıya dönüştürüyoruz. Hani bu tekniklerimiz var. Ters piramit tekniğiyle de yazılabilir. Düz piramit tekniğiyle yazılabilir. O yerleştirilen mecraya göre değişebilir. Süreyle sınırlandırılması, biliyorsunuz tabii ki gazetecilik yapıyorsanız gazetemizin boyutları belli, alanı belli, belirli bir alanın içerisine o haberimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Televizyon haberciliği yapıyorsanız işte 3 dakika, 5 dakika sınırı gibi olması gerekiyor. Yani her şeyi anlatamazsınız. Tabii ki anlatamadığınız şeyler de önemli olabilir ama o alana sığdıracağınız haber metni aslında oraya insanlara vermek istediğiniz haberin yine değeriyle alakalı bir şey. Basit, anlamlı, yakın, etkili olması gerekiyor. Tabii ki karmaşık şeyler, karmaşık bilgileri insanlara aktarmak da yeri geliyor, gerekli olabiliyor. Ama bunu en basit, indirgenmiş şekliyle yaparsak haberin değeri de aslında kendince artıyor. Tabii ünlü kişilerin olay içerisinde olması gibi niteliklerin taşıması da gerekiyor. Dediğim gibi hani herhangi bir insanın başına gelen bir şey başka ünlü bir kişinin başına geldiği zaman haberleştirilebiliyor. Yine başka bir akademisyen Warren, o da 8 haber faktörü belirlemiş. Olayın dolaysızlığı demiş. Yani dolaysız bir olay, yani her şeyle bağlantılı olabilir bir olgu. Tabii biz bunu direkt olarak vermemiz gerekiyor. İşte arka planını tabii ki bir şekilde neden sorusunu soruyoruz haberde ama başka bağlantılar olabilir. İşte ekonomik sebepler, başka planlar olabilir. Tabii böyle bir şey olduğu zaman bunun artık akademisyenliğe kadar varan bir yolu olmuş olur. O haberden çıkar. Mekansal yakınlık, tabii yani Türkiye'de olan şeyler Türkleri ilgilendiriyor. İşte Türkiye'de olması bizi ilgilendiriyor. Dediğim gibi hani başka ülkelerdeki önemli olaylar da tabii ki bizi ilgilendirebilir ama tamamı ilgilendirmiyor. Yine aynı şekilde seçkin olması demiş, alışılmışın dışında olması demiş, gerilim içermesi. Gerilim içermesi konusu tabii bazı hassasiyetler önemli burada. Yani bazı konularda gerilim içerebilir, bazılarında da hani sıradan olabilir ama burada da diğer faktörler önemli oluyor. Heyecan unsuru ve tutarlı olması demiş. Yine Schramm'a göre de farklı ilkeler var. Bunlar yakınlık, sansasyonelite, zarar ve insanla ilgili olması iken Özkart'ta haber değerlerini basitleştirme, özdeşleşme, sansasyonelite olarak belirlemiştir. Gördüğünüz üzere bunların tarihleri oldukça eski ama günümüzde en son hala da kullanılan ve en kapsamlı olduğunu düşündüğümüz
Galtung ve Rugun 1965 yılındaki araştırmasının üzerine haber değerlerini aslında biz oturtuyoruz. Burada Galtung ve Rug 12 tane haber faktörü olduğunu söylemişler. Bu faktörlerde sıklık, eşik, keskinlik, anlamlılık, uyumluluk, anilik, devamlılık, düzenleme, seçkin uluslarla ilgililik, seçkin insanlarla ilgililik, olumsuz şeylerle de ilgililiktir. Bunları şimdi teker teker bakalım. Şimdi bu haber değerinin belirlenmesinde olayın oluş sıklığı, olayın içindeki unsurların yoğunluk açısından belirli bir eşiği geçmesi gerektiğidir. Yani eğer sürekli bir kaza oluyorsa demek ki orada bir sorun vardır. Biz gazeteci olarak bunu tespit edebilmeliyiz. Ya da şöyle hatırlar mısınız bilmiyorum ama 2000'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Sürekli kapkaç haberleri yapılırdı. Yani kapkaç haberlerinin yapılmasında aslında orada hani başka haber bulamamak değildi. Oradaki olay o haber yani onun çok fazla sık sık meydana gelmiş olmasıydı. Günümüzde de muhtemelen kapkaç olayları oluyordur ama o dönemki kadar sık olmadığı için haber değeri o zamana göre daha düşüktür diyebiliriz. Olayların hedef kitle açısından kültürel yakınlık kurabilecek nitelikte anlamlı olması. Haliyle bugün bugünlerde gündemimizde Ramazan ayı var. Yani bu Ramazan ayı tabii ki Müslümanlara hitap ettiği için Hollanda'da çok fazla haberleştirilemez. Kültürel yakınlık da o bağlamda değerlendirilebilir. Hedef kitlenin beklentilerine uyumluluk göstermesi. Tabii bu mecraya göre değişen bir durum. Herkesin ideolojik bakış açısına uygun bir mecra olduğu zaman orada haberleştirilen şeyler diğerine göre daha farklılaşabilir. Yani haber değeri açısından başka insanlara değerli gelebilirken başka insanlara değerli gelmeyebilir. Olayın aniden gelişmesi ve belirli bir süre daha haber olma özelliğinin korunması gerektiğine dikkat çekerler. Ayrıca seçkin milletler ve kişilerle ilgili olmalı diyebiliriz. Ama burada sadece yani bunu kavram olarak çok doğru bir çeviri olduğunu düşünmüyorum aslında. Seçkin derken işte dünyada birinciliği oynayan ya da işte hani ünlü ya da diyebileceğimiz kişiler ya da ülkeler burada hani olabilir. Yani Donald Trump'tan bahsediyorsak hani seçkin dememeyi tercih ederim. Birincisi ritim, frequency. Yani olayın ortaya çıkma sıklığından biraz bahsedebiliriz. Bu iletişim aracının ritmine ne kadar uygunsa haber olma ihtimali de o kadar artar. Biliyorsunuz artık internet gazeteciliği de yapıldığı için bu durumda demek ki haberler internet haberciliğinde çok fazla daha haber görebiliriz. Ne oluyor? İnternet haber sitesine girdiğiniz zaman 3 dakika sonra birinci sıradaki haber hemen ikinci sıraya geçebiliyor ya da çok arka sıralara gidebiliyor. Anında bir olay olduğu zaman işte o karuselde sürekli öyle birinci sıraya bambaşka haberler gelebiliyor. Çok daha önemli olduğunu düşündüğümüz haberler gelebiliyor. Ayrıca o karuseldeki birinci sıradaki haber sürekli orada durabiliyor. Yeni haberler gelmesine rağmen ya da üst manşetlerde olabiliyor. Yeni haberler demek ki o birinci haberden daha değersiz haber. Yani herhalde şu an internet haber sitelerinin her birinde açtığınız zaman ilk ana sayfadaki birinci haber yine koronavirüsle alakalı bir haber olacaktır. Ya da işte akşam saatlerinde Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama ilk başta olacaktır. Her zaman ve bütün sitelerde bu olacaktır. Çünkü haber değeri en yüksek haber. Eşik, ikinci haber değerimiz. Olayın haber olarak seçilebilmesi için belli bir yoğunluğa sahip olması gerektiğini demiştik. Tabii yoğunluk önemli. İşte baraj ne kadar yüksekse açılışın işte maddi değeri çok yüksek demek ki. Demek ki onu haberleştirmemiz gerekiyor. İşte daha
küçük bir anlaşma ise bu ya da işte demek ki büyük anlaşmalar haberleştirilebilir. Cinayet de mesela bu kötü bir örnek ama işte sıradan bir cinayetle canice işlenmiş bir cinayet arasında haber değeri açısından haliyle fark var. Evet, şüphesizlik bir olayın anlamı ne kadar açık ve şüpheden uzak ise haber yapma ihtimalimiz o kadar yüksektir. Tabii ki bu aynı zamanda etik açıdan da önemli. Eğer bir haberin geçerliliği konusunda şüphelerimiz varsa, gerçekten olaylar şüphedeyse bunu haber yapmamamız, haberleştirmememiz daha doğru olur. Hani mişle mışla bu işler olmuyor. Kesin haberleri oluşturmamız gerekiyor. Anlamlılık, izleyiciyi kültürel ya da insani açıdan ilgilendiren olaylar anlamlıdır. Kültürel yakınlık, yani etnosentrik bir bakış açısıyla bakıyoruz olaya. Biz işte İstanbul'da yaşıyorsak İstanbul'un haberlerini aslında merak ediyoruz. Genelde hani Türkiye'den haberler alıyoruz ama bizim medyamız da İstanbul'da olduğu için, Türk medyası da İstanbul'da olduğu için hepiniz biliyorsunuzdur, böyle eleştirileri duymuşsunuzdur. Hep İstanbul'dan haberler veriyor gibi bir bağlamda yapılır ki bu doğrudur aslında bir yerde. Habercilerin de çoğu İstanbul'da yaşadığı için Anadolu'dan gelen haberlerin oranı biraz daha düşüktür. Ancak kimi zaman kültürel olarak uzak olsa bile eğer gerçekten ilgileniyorsak o konuyla, toplumsal olarak da ilgilenebiliyorsak, öyle bir ihtiyacımız da varsa onun da haberleştirilmesi mümkün olabiliyor. Uyumluluk, medya alıcıları tahmin ederek bekledikleri veya istemeyerek bekledikleri olayları daha kolay algılarlar. Yani bir beklenti içerisindeyiz. Hani bir an önce tabii ki hani herkes evlerinden çıksın diye mesela bekliyoruz. Hani bunun adımlarına ilişkin bütün haberleri mesela takip ediyoruz. Buna benzer bir aslında algıyla alakalı bir şey. Haberler beklentilerden çok fazla uzak olduğunda da hiç algılanmazlar. Yani hiç beklemediğiniz bir haberse eğer o, onun haber değeri biraz daha düşük olur. Yani bazı insanlar tabii hani bunun farkına varabilirler ama bazen de görmezden geliriz eğer beklentimiz o yönde değilse. Beklenmediklik. Şöyle aslında 4. ve 5. haber değerine bir nevi bir düzeltme gibi. Şimdi bir olayın kültürel olarak anlamlı ve medya alıcısının talepleriyle uyumlu olması haber yapılması için yeterli değildir. Bu ölçütlere uyan olaylar muhtemel haber adaylarına oluşan geniş bir kütledir. Anlamlı ve beklentilerle uyumlu olaylar arasında beklenmeyen nadir meydana gelen olaylar haber yapılmayı en fazla hak edenlerdir. Yani arasındaki o ilişki en nadir olduğundan kaynaklı en üst haber değeri özelliği taşımaktadır. Olayların iyi haber olabilmeleri için beklenmezlik, nadirlik özelliklerinden birine ve tercihen ikisine birden sahip olmasının gerekliliğini isteriz. Devamlılık. Bir olay bir kez haber yapılmışsa, ilgi düşse bile belli bir haber değeri taşımaya devam eder. Tabii burada hatırlayacağınız üzere bazı dönemlerde çok uzun süre bazı haberler konuşulur. Ve daha sonrasında şöyle düşünelim, bir ivme ya da işte bir matematiksel bir işaret düşünelim. Orada da mesela hani tepe noktaya ulaşır ve aşağıya doğru inmeye başlar. Burada aniden düşmeler de olabilir ve sürekli böyle daha yatay bir seyirde devam eden haberler olabilir. Bu haberin aslında önemsizliği anlamına gelmiyor ama zamanlamayla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Düzenleme önemli, kompozisyon aslında bir yerde. Şöyle mesela bir gazeteyi aldığımız zaman en önemli haber haliyle nerededir? Manşettedir. Daha sonrasında işte üst manşetteki haberin de aynı derecede önemli olduğunu düşünebiliriz.
biz bir kompozisyon oluşturuyoruz gazetemizde. İşte ikinci sayfa, üçüncü sayfa diyoruz ya mesela, cinayet haberleri üçüncü sayfa haberleridir diyoruz. Magazin en arkanın bir önündedir diyoruz. İşte aslında bu düzenlemeyi yaparken bile haber değerini oluşturuyoruz. İşte haberin hangisinin daha önemli olduğunu kapağa koymak durumundayız. İnternet sitesinde de biraz önce açıkladım. İşte en önemli haber en öndeki haber. Yine televizyon haberciliğinde de aynı şekilde ilk okunan haber haliyle en önemli haber olmuş oluyor. Bunlar da aslında haber değeriyle benzer orantılı şeyler olmuş oluyor. Seçkin uluslarla bağlantılılık haliyle biliyorsunuz sürekli Amerika'dan haber alıyoruz. Daha sonrasında tartışmalı konular olduğu zaman Rusya'dan haber alıyoruz. Ama işte Peru'dan haber almıyoruz. Yani ya da Peru devlet başkanının, Nijerya devlet başkanının kim olduğunu bilmiyoruz. Haliyle bu bilgiler de aslında, yani bizim bu öğrendiğimiz şeyler belki derslerde görmediğimiz şeyler ama haberlerden öğrendiğimiz konular olmuş oluyor. Tabii dediğim gibi seçkin kavramı çok uyuşmuyor diyebiliriz. Aynı şekilde insanlar için de geçerli. Sıradan insanlar haberleştirilmiyor. Haliyle bir anlamı olması gerekiyor. Herhangi bir özelliği ya da işte bir seçkinliği olması gerekiyor ki orada haberleştirilsin. İnsanlarla bağlantılılık. Tabii bir şahıs veya kişi olarak bulunduğu cümleler olarak sunma eğilimi vardır. Olaylar bir kişi veya grubun eylemlerinin sonucu olarak gösterilir. Yani sonuçta hani bir olay olmuş olsa bile bunun sebebi bir insan ya da bir insan grubu olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda aktörlerin de isimleri kaybolacaktır. Negatif şeylerle bağlantılılık. Tabii sonuncu haber değeri olarak da bir olumsuzluğun da haber yapılma ihtimali aslında öngörülmektedir. İşte haberler ne kadar negatifse o kadar haber yapılma ihtimali. İşte tabii ki hani bir cinayet haberi, işte ölüm haberleri, haberlerde izlediğimiz ya da işte haberlerde okuduğumuz herhangi bir olayın aslında hepimizin de en nihayetinde söylediği şey de of ne kadar sıkıcı, işte içim daralıyor haberleri izlerken haliyle bununla ilişkili. Ama mesela haber değeri kavramını da mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Haberlerin sonunda mesela işte hayvanların gösterilmesi, pandaların gösterilmesi, işte o iten düşen hayvanların haber konusu olması da aslında o negatifliği de bir nebze olsa pozitife çekebilme ile alakalı bir durum olabilir. Evet, Gans da daha sonrasında, yani Galtung ve Rug'un değerlendirmesinden sonra ayrı 8 faktör belirlemiş. Çok fazla değiştirmiyor aslında ama daha farklı bir bakış açısıyla bakmak için Gans'ın ifadeleri de önemli. Kişi haklarına saygılı demokrasi, etnik merkezcilik, sorumlu kapitalizm, küçük şehir pastoralizmi, bireycilik, ılımlılık, sosyal düzen ve liderlik gibi çeşitli kavramlar altında haber değerlerini bu Amerikan toplumu bağlamında değerlendirmiş. Kitle iletişim araçlarının aynı zamanda ticari bir kuruluş olması sebebiyle neyin haberleştirileceği konusunda aslında önemli bir belirleyici olarak karşımıza çıkıyor. Satışların arttırılması dolayısıyla ilan ve reklam gelirlerinin çoğaltılmasını hedefleyen kuruluşlar ticari bir kaygıyla hareket ediyorlar. Tabii ki bu da haber değerlerini biraz etkiliyor. Kendilerinin aslında bu çıkar ilişkisi içerisinde kendilerinin biraz daha çıkar sağlamasını istiyorlar tabii ki. Ama haber değeri toplumsal bir
olay olması gerekiyor. Yani toplumun aslında gündemi olması gerekiyor. Biliyorsunuz bazen işte medyanın gündemiyle toplumun gündemi arasında farklar oluştuğuna dair şikayetler oluyor. İşte aslında işte toplumsal olaylar oluyor ama bu bazı medya mecraları tarafından gösterilmiyor gibi şikayetler aslında tabii ki bu çıkar ilişkileriyle bağlantılı olabilir. Ayrıyetten de haber filtrelerine de takılıyor olabilir. Aslında iki yaklaşım hem liberal hem de eleştirel yaklaşımlar haber değerlerine farklı biraz bakıyorlar. Liberal yaklaşım toplumun aynası ve dördüncü kuvvet olarak gördüğü medyada haber değerini bir olay ya da olgunun kamu yararı açısından önemine bakıyor. Yani toplumsal bir faydası olması gerektiğini düşünüyor. Buna da toplumsal sorumluluk kuramı diyoruz. İşte haberleri aslında topluma bir fayda sağlasın, işine yarasın diye yaptığımızı söylüyoruz. Haberin iki taraflı bir etkinlik olduğunu öne sürüyor ve ağır basan yanının da kamunun yer aldığını, toplumu aslında merkezine yerleştiriyor. Eleştirel yaklaşımda da toplumdaki egemenlik ilişkileri bağlamında haber değerinin belirleyicisinin haber medyasının seçkinleri olduğunu savunuyor. Yani herkesin müdahale edildiğini haber değerlerine, bunun da tabii ki seçkinlere fayda sağlayan işte bazen iktidara, yani bu herhangi bir iktidar olabilir, bazen de zenginlere fayda sağladığını söylüyor. Haberciler her olayı, her olguyu haber olarak kullanmamaktadır. Haber haline getirilecek olaylar belirlenirken ölçütler haber değeri kavramıyla da açıklanır. Tabii bu konuda yine Türk akademisyenlerin de çalışmaları var. Oya Tokgöz'ün mesela böyle bir değer açıklaması olmuş. Haberde yer alan temel öğeler olarak tanımladığı bu değerler zamanlılık, yakınlık, önemlilik, sonuç ve insanların ilgisini çekmek olarak değerlendirmiş. Bu ülkelerin haberde hepsinin veya bir kısmının bulunması haberciliğin temel ilkelerine dikkat edilip edilmediğini göstermektedir. Temel ilkeler haber yapma sürecinde zaten vazgeçilmez ilkelerdir. Yine zamanlılık konusunda anlık olduğundan biraz bahsediyor. İşte enformasyon sürekli akışı olduğu için bunu mesela en iyi internet haber sitelerine uygulayabiliriz. Tabii ki teknoloji geliştikçe daha da hızlanıyor. İnsanların haber verme ya da işte haberleri iletme, gazeteciye iletme konusunda hızlandığını görebiliyoruz. Habercilerin de haber yapma hızı artıyor sürekli. Bu önemli bir ölçüt. Yine haberde zaman öğesini belirleyen 3 unsur var. Bunları hızlı geçiyorum. Biri yakınlık, haberin insanoğlu yakın olan, yani ulusal, bölgesel, yerel, kendi mahallemizdekileri de merak ediyoruz. Kendi ilçemizdekileri de merak ediyoruz. Önemlilik tabii ki insanlar için önemli olan kısmı, yani toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel şeyler tabii ki bizi ilgilendiriyor. Bu tür haberlere de hard news, ciddi haberler diyoruz. Yani tabii ki magazinde oluyor, işte dediğim gibi hayvan haberleri de oluyor. Ama önemli kısmı daha çok haber değerini belirlerken bu hard news dediğimiz haberlerden oluşuyor. Tabii ki bu soruları da biliyorsunuz, nasıl ve neden sorularını da haberi açıklarken sormamız gerekiyor. Önemlilik ilkesini olayın ölçüsü ve olayın sonuçları olarak iki alt başlıkta alabiliriz. Şimdi ölçüt kısmında işte sayının fazla olması önemliydi. Türkiye'de biliyorsunuz daha öncesinde de maden kazaları yaşanmıştı. Ama Soma maden faciasında 301 kişinin ölmesi toplum için çok büyük bir kayıp olmuş oldu. Burada da mesela bu önemlilik ilkesinde sonuç kısmına bakmış oluyoruz. Tabii
haliyle daha uzun süre gündemde kalmış oldu bu haberler. Haber değeri olarak yükselmiş oldu. Tabii bunun da bir faydası var. Bu olayların tekrar yaşanmamasını sağlamak amacıyla aslında yine toplumsal faydaya doğru sonuçlandırabiliriz. Tabii bir haberin önemli sayılabilmesi için hedef kitlenin içerisinde önemli sayıda kişinin habere konu olan olaydan ve ortaya çıkaracağı sonuçlardan dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenmesi gerekmektedir. Yani ülkemizde ve şu an dünyada herkesin etkilendiği olay mesela hani koronavirüs oluyor. Yani burada küçük bir alanda değiliz. Yani dünyadaki her insan, atıyorum Pasifik'teki adada mesela bir hastalık dahi olmasa bile nasıl oluyor onlar etkileniyorlar? İşte ticaretlerinde belki sorun oluyor. İşte ulaşımda sorun oluyor. Onları dahi etkiliyor. Yani dünyada bu haberden etkilenmemiş tek bir insan dahi kalmamış diyebiliriz. Tabii başka etken de evrensel değerler var. Yani sadece ülkemizde olması gerekmiyor. İşte bazı konular bütün dünyayı ilgilendiriyor. Tabii yani bu mesela yasalarda da var. İnsan hakları, etik, dini nitelikli savaşlar ya da işte pek çok sivilin hayatını kaybetmesi gibi konular. İşte mesela Suriye bizim komşumuz ama hani biz o komşumuz olduğu için değil, hani bütün dünyada haberleştiriliyor. Ya da işte Yemen'deki olaylar bütün dünyada haberleştiriliyor. Tabii evrensel duyarlılık da önemli. Tabii duyarlılığı olan insanlar daha çok ilgileniyorlar bu tarz haberlerle. Zamanlılık ve yakınlık haberin temel değerleri olmakla beraber haberi yapan asıl unsur sonucudur. Yani sonucunda ne oluyor sorusunu tabii ki hepimiz merak ediyoruz. Hani bize ne etkisi olacak kısmına genelde bakıyoruz. Bu haberi bu kadar büyük hale getiren nedir? Kim bu haberi bu kadar büyütmektedir? Bu çerçevede ne sorusu bize sonuç ilkesini vermektedir? Demişiz, bir haberin sonucu onun önlemini ve büyüklüğünü göstermektedir. Haberin sonucuna bakarak da habere ne kadar zaman ve yer ayrılacağı da tespit edilir. İlgi çekmek önemli. Yani tabii ki her zaman her konu ilgi çekici olabilir ama onun da haber değeri aslında bir yerde var. İşte burada da mesela çelişkiler, kargaşalar, çatışma, sempati, cinsellik, gerilim, alışılmadık durumlar toplum tarafından ilgi çektiği için haber değeri vardır diyebiliyoruz. Eleştirel açıdan bakan Bordu de şöyle söylemiş, gazeteciler genellikle sıra dışı olaylarla ilgileniyorlar demiş. Eğer olaylar yeterince sıra dışı değilse gazeteciler tarafından yeniden kurgulanarak, yani bir aslında demiştik ya kurgulanma oluyor diye, haliyle onu daha trajik, daha dramatik hale getirerek haberleştirmeleri söz konusu diyor ve bu şekilde de aslında haberin değerini arttırdığını söylüyor. Daha ilgi çekici olsun, daha trajik olsun diye aslında bir takım insanların da duygularının sömürülmesine sebep olduğunu ifade ediyor. Tabii bu olaylar da hani haberin önüne geçmemesi gerekiyor. Yani dikkat çekici, hatırlar mısınız bilmiyorum ama mesela bu da bir aslında kurgudur. İşte eskiden işte şok, flash gibi haberlerden önce bir takım spotlar çıkardı. Hani bu da aslında sanki onu çok çok daha kıymetliymiş gibi, aslında ki haberin kıymeti kendisindedir. İnsanlar bunu dinleyerek fark ederler. Ekstra böyle bir çabalıya girmeye gerek yok. Çünkü gazeteciliğin amacı haber vermek ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.